Arkadaşlar herkese merhabalar. Küçücük bir gece videosu çekeceğim size. Küçük bir video. Evet, her zaman beni asansörde görmeye alışkındınız ama bu sefer sizlere yatak odamdan çekiyorum. Alışveriş yaptım ama ihtiyacım vardı da yaptım arkadaşlar. Hemen anlatıyorum. Madame Coco'dan böyle 1200'müş. Pardon, 1200 değil. 2000. 2000'e bu sabahlık mı olur arkadaşlar? Tabii ki 2000'e almadım. Fiyatları %70 indirim olduğu için fiyatı 600 liraya düşmüş. %70 indirim yani arkadaşlar. O yüzden size şöyle göstereceğim. Bu şekilde. Ben bu rengini tercih ettim. Fiyatı görüyorsunuz ama ben bu fiyatı almadım tabii. Aptal değilim tabii bu fiyatı alacak kadar. Arkadaşlar böyle yumuş yumuş çok güzel. Yani nasıl söyleyeyim size? Uzun. Yani şöyle dizimin üstünde. Öyle söyleyeyim. Şöyle açabilir miyim bilemeyeceğim ama. Evet, şöyle açtık. Dizimin üstünde arkadaşlar. Böyle çok güzel yumuş yumuş yakalı. Kapşonluyu hiç sevmiyorum ben çünkü. Pijamalarımın üstüne evimde giymek için. Neden bu renk? Bundan önce kullandığımı da gene Madame Coco'dan almış. 3 yıl kullanmıştım. O su mavisiydi. Yok, su mavisi. Turkuaz. Şu yatak örtümün rengindeydi arkadaşlar. Bunun rengindeydi. İnanın 3 yıl tepe tepe kullandım. Bu onun hani bir tık daha böyle soft bir rengi, böyle nude rengi gibi bir şey. SM bedenini aldım. Yalnız yarından itibaren fiyatları 800'e çıkacak. Ben 600'e aldım. İndirim bitecekmiş. %70 indirim. O yüzden bu rengi denemek istiyorum. Her türlü renkli pijamanın üzerine falan. Hani bu renk nötrler. Renk skalası yaşamam. Mesela diyelim ki turuncu pijama giydim. Kırmızı sabahlık olsaydı olmazdı. O yüzden hani bunu her renkle gitsin diye böyle daha görülmeyen, daha böyle kamufle eden soft bir renk tercih ettik. Hemen arkasından böyle polar bir pijama görüyorsunuz. Ya eşortman altı diyeyim aslında. Bu eşortman altı da arkadaşlar çok güzel. Ben bunları maviden aldım. Bunu bir de burada gördüğünüz kapşunlu sebeden. Bu da yeni. Bunu da bugün aldım arkadaşlar. Denedim. Zaten çok güzel. İçi tüylü. Benim evim çok soğuk olmuyor ama ben gene de arkadaşlar üst üste giymek yerine böyle dışarı çıkarken bunu giyinip altına tight çizmeleri çekip üzerine de mont. Zaten görüyorsunuz beni şeyde, asansör videolarımda. Evet, hemen onun ardından rüzgar çanlarına merak saldım. Bunu tamamen tabii açamayacağım ama şöyle bilmiyorum. Ya bu arkadaşlar şöyle paketinden çıkaramıyorum ama. Hepsini tek tek poşete sağmışlar. Şöyle size göstereyim şu şekilde. Böyle rüzgar çanı. Bunun da fiyatını 225 liraya aldım. Yarından itibaren 300 lira olacak. 750 liradan inmiş. Tabii ben 750 lira vermem böyle bir şeye. 200 lira diyelim yuvarlak hesap. Bir yemek parası. Aslında bunu ben almadım. Bu arkadaşımın bana hediyesi oldu. Bu şekilde bir rüzgar çanı var. Balkonuma koyacağım. Hafif böyle rüzgar estiğinde dın 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 sesini çok seviyorum. Harika, çok hoşuma gidiyor. Zaten teras gibi bir balkonum olduğu için de beni rahatsız etmeyecek. Evet, alışverişler böyle arkadaşlar. Kısa kısa videolar gelecek, paylaşacağım sizlerle. Yeniden yeni videolarla görüşelim demeden önce. Bir de size daha önce göstermiş miydim bilmiyorum ama çilek mobilyadan kendime gardırop almıştım. Onunla birlikte burada puf görüyorsunuz. Bir de kendime böyle bir puf almıştım. Pufumu paylaşmış mıydım hiç hatırlayamayacağım ama. Şurasında şöyle arkadaşlar. Çiçek aksesuar var. Çok seviyorum bunu. Yani gerçekten hoşuma gidiyor. Beğeniyorum bakalım. Evet, normalde alışveriş yapmayı sevmeyen ben bugün küçük çaplı da olsa kışa hazırlık bir şeyler aldım. Bu da tuvalet masam ama çok az şey var arkadaşlar. Bununla ilgili küçük bir video çekebilirim belki daha sonraları. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolarla görüşelim.